Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberleri videosuna hoş geldiniz. Biz TÜZ Endeksi dün %2.53 değer kazanarak 6600 puandan kapandı. Böylece bayramdan önce 21 Haziran'da 5186 puandan kapanan endeks 15 iş gününde %27 değer kazanmış oldu. Yıl sonu hedefimi zaten ben geçen seneden vermiştim. Ben 8.000 ile 10.000 arası bir endeks bekliyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi beklentim. Şu anda borsanın dolar bazlı değeri 250 dolar 55 sent. Citibank bazı hisseler için hedef fiyat verdi. Migros için 195 TL'den 295 TL'ye yükseltti. Şok Market'i 43 TL'den 54 TL'ye yükseltti. Bimaş'ı 182 TL'den 260 TL'ye yükseltti. Anadolu Efes'i 80 TL'den 106 TL'ye yükseltti. Coca-Cola'yı 310 TL'den 380 TL'ye yükseltti. Arçeli'yi de 103 TL'den 160 TL'ye yükseltti dün yükselen hisse senedi sayısı 410, fiyatı düşen hisse senedi 90, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 10. Evet arkadaşlar, bazı halka arzlar var. 3 tane halka arz var. Burada Fin e, FinTables da bizimle paylaşmış ama 3 tane kusura bakmayın zamanım yok. E, dün akşam zaten videoyu yapamadım. Fakat bu 3 halka arıza içinde kenarda parası olanlar 2000 TL bence yatırmalı. Yani ben en azından öyle yapacağım. Parası az olan arkadaşlar için de 1000 TL yatırılması uygundur diye düşünüyorum. Zira halka arzlarda ne kadar dağıtılacağı, ne kadar katılım olacağını şu anda kimse bilmiyor. Geçen sene müthiş bir talep vardı. Daha sonra depremle birlikte düşen borsayla katılım çok çok azaldı. Dediğim gibi artık bu yeni arzlar bundan sonraki arzların durumunda belli edecek. Evet, kapı haberlerine geçecek olursak Doğan Şirketler Grubu Dohol Finansal Duran Varlık satışı kapattı. Bayağı da uzun bir kap olmuş. Ben size onu özetleyeceğim. Doğan Holding Mil payı 55 milyon dolara Repi Portföy'e sattı arkadaşlar. Bayağı uzun bir kapatmış. Zaten bunu da Repi Portföyle e, aldıklarını 55 milyon dolara dair o da bir e, kap attı. Beyaz Filo yeni iş ilişkisi kapı attı. Hemen ona da şöyle anlatayım. O da çünkü uzun bir kap. Bu kadar zamanınızı çalmak istemiyorum. Beyaz DS otomobilin yetkili satıcılık faaliyetlerine başlamış. Yani resmi satıcısı olmuş DS otomobilin. Otom, otomotivin kusura bakmayın. Aselsan yeni iş ilişkisi kapı geldi. Aselsan ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123 milyon 500 bin ABD dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Her zaman söylüyorum eğer özel bir firma olmuş olsaydı bu Aselsan çok 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 daha farklı yerlerde olurdu. Anadolu Efes finansal takvim kapı attı. Şirketimizin 1. ayın 1'i 6. ayın 30 dönemine ait finansal raporların 8 Ağustos 2023 Salı günü kamuya duyurulması planlanmaktadır demişler. Evet Suven Tekstil'in biliyorsunuz %300 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı vardı. SPK tarafından onaylanmıştı. Tarihe kalmıştı. Tarihi açıkladı. Suven bugün %300 oranında bedelsiz bölünmüş olarak işleme başlayacak arkadaşlar. Evet hedef girişim onun da Sermaye artırım kapı, kapı geldi. Bedelsiz sermaye artırım SPK tarafından onaylandı ve hak kullanım tarihini açıkladı. Kayıt tarihi 7. ayın 20'si 2023. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih her zaman bir gün öncesine ele aldığımız zaman 19. Yani yarın e, hedefte bölünmüş olarak işleme başlayacak %73.84 oranında Tekfen Holding özel durum açıklaması kapı attı. Onun da kapı çok uzun görüyorsunuz. Eğer ki bunu da size anlatacak olursam çok zamanınız kaybolur. Ben özetleyeyim. 2011 yılında Libya'da çıkan olaylar nedeniyle orada yapmış olduğu iş vardı. Durdurulan Libya Büyük Nehir Projesi için MMRA ile Tekfen yani TML'ye 35.4 milyon dolar ödeme yapılacak bir tazminat alacak oradan tekfenin buradaki payı 4 milyon dolar yani oradan e, uluslararası mahkemeye başvurmuşlar e, bu şirketlere haklı görmüş tekfenin payı 4 milyon dolar oradan bir tazminat alacak arkadaşlar evet borsa İstanbul hak kullanım kapı suvenin %300 oranında bedelsiz bölüneceğini 7.ayın 18 yani bugün bildirdi birleşim mühendislik yeni iş ilişkisi kapattı. attı Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji AŞ Türkiye'de yerleşik tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumu için KDV hariç 1.817.000 ABD doları bedelle sözleşme imzalamıştır. Şirket bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 47 milyon bin900 TL'dir. İşin süresi de 12 ay olduğunu bildirmişler. Arkadaşlar bu şirket güzel bir şirket. Ee, hem benim portföyümde hem takipimde ben hala bu şirketin ederinde olduğunu düşünmüyorum. Kron Teknoloji sermaye artırımı azaltımı kapı bedelli sermaye artırımıyla ilişkin SPK'ya başvuru yapmışlar. Biliyorsunuz geçen hafta Cuma günü kapatmıştı kapatmıştı. %250 oranında bedelli sermaye artışı kararı almıştır. Rüçen kullanım hakkı 1 TL. Bunun için SPK'ya başvuruda bulunmuşlar. Yine Birleşim Mühendislik Finansal Duran Varlık Edinimi Kapı. Hemen bakalım. Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji AŞ'nin 7. ayın 17'si 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında Makedonya'da başta Güneş enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulumu için müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere Bu video Sim, e, simlevski Bato işte e, Skopbia adresinde 5000 euro sermaye ve %100 iştirak oranı ile Santral Enerji Doğuel şirketinin kurulmasına karar verilmiştir demişler. Yurt dışına açılan, yurt dışında iş yapan şirketler zaten e, bizim her zaman sevdiğimiz şirketlerden birisi oluyor. Evet, dünün önemli son kapı CV Enerji'den geldi. Özel durum açıklaması. Şirketimiz Fortuna dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin seçildiği ve yayımlandığı 2022 yılı verileriyle hazırlanan Fortuna 500 Türkiye 2023 listesinde 267. sırada yer almıştır demişler. Arkadaşlar kaplar bunlar. Şimdi e, buradaki halk arzlara gelecek olursak Kale Seramik satış fiyatı 25 TL, talep toplama 20-21 Temmuz, piyasa değeri 12.869 milyar TL, FK 873, PDDD 289. Halk arz büyüklüğünü görüyorsunuz burada. E, halk arz geliri nerede kullanılacakmış? %80 oranında yeni yatırımlar. %20'de borç ödeme. Bireysel eşit dağıtım yapılacak. %79'u yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış. E, %20 yurtdışı kurumsal yatırımcı. %1 de grup çalışanlarına ayrılmış. Fiyat istikrarı işlemleri plan, planlanmamaktaymış. Şirket bir yıl süreyle sermaye artırımı gerçekleştirmeyecekmiş. Şirket ortakları bir yıl boyunca pay satışı yap yapmayacakmış. Bunun da taahhüdünü vermişler. Arkadaşlar ee, Kale Seramik ee, katılım endeksine dahil yani ee, caiz bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Satıl satılacak lot adeti de 109.309.465 adet sermaye artırımı yöntemiyle. Evet bir diğerini Fuzul GY Buna geldiğimiz zaman satış fiyatı 8 lira 90 TL. talep toplama tarihi 20-21 Temmuz Piyasa değeri 2.830 milyar FK382PD 1.64 Halk büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL Net gelirde 535 milyon 427 bin 34 TL Kullanım alanı %100 oranında devam eden projelerin finansmanı için kullanılacakmış. Satılacak lot sayısı 91 milyon 860 bin lot. Fiyat istikrarı işlemi planlanmamaktaymış. Efendim şirket bir yıl süreyle sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek. Şirket ortakları bir yıl süreyle halk arz fiyatının altında pay satışı yapmayacakmış. %70 oranında bireysele ayrılmış. %15 yurt içi kurumsal, %15 de yurt dışı kurumsal bu şirkette katılım endeksine üye arkadaşlar. Halk arzalar için söyleyebileceğim tek şey şu anda yüzeysel olarak ben e, 2000 TL civarı her bir arz için başvuruda bulunacağım. Biliyorsunuz her zaman yedek akçe tutarım. Yedek akçe benim için can damarıdır. Zira hangi hissenin ne zaman düzeltme yapacağını ya da satış yiyeceğini kimse bilemez düşenin dostu olmak için her zaman yedek akçe bulundururum. Çünkü hisseleri alış yerleri de çok çok önemlidir arkadaşlar. Parası az olan arkadaşlar 500 TL'de olur His, şirket başına 3 tane halka arz var 1500 TL. Ya da ortalaması biner TL yatırılabilir o da mantıklıdır. Fakat halk arzlara her zaman katılırım. Bakın arkadaşlar yeni halk arzlar burada. İlk açıldığı fiyatlara bakın. Şu andaki fiyatlarına bakın. Bazı halka arzlar daha önce depremden sonra halka arz oldu vesaire. Kötü zamanlarda eee ha, halka arz oldu ama eninde sonunda bir yerde ederine gelir. Özellikle güzel olan, e, bacası tüten, üretim yapan, şirketi büyüten şirketlere ortak olmak, özellikle halka arzlarında ortak olmak benim için çok önemlidir. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Ee, belki halk arzlar için e, akşam ya da yarın başka bir e, video yapabilirim. Biraz da zamanımla alakalı. Şu anda tatildeyim biliyorsunuz. Özür diliyorum sizden. Bazı şeyler geç olabiliyor. E, benim de tatilim yılda bir sene bir sefer oluyor. E, o yüzden de kusura bakmayın. Herkese selamlar. Görüşürüz.